Evet arkadaşlar, Python programlama 10. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sözlükler. Sözlükler, daha önce listi göstermiştik. Listin bir gelişmiş versiyonu oluyor. Bu sözlükleri bütün programlama hayatımız boyunca kullanabileceğiz. Evet. Devamlı kullanacağımız şey olacağı, metod olacağı için hemen bir gösterelim sözcükleri. Şuradan hemen şöyle yapalım, örnek verelim. Adres diyelim, sözcükleri süslü parantezle gösteriyoruz. Süslü parantezine aynı şekilde Abdullah diyelim. İki nokta üstte koyuyorum. Şurada. Evet. İki nokta üstte koyuyorum. Ve Abdullah'ın adresini göstermiş oluyorum. Bu şekilde. Evet. Sonra virgül. Bu birinci sözlükte birinci elementimiz. İkinci elementi gösterelim. İkinci elementi yine bu şekilde dolduruyoruz. Geride diyelim. İki nokta üstte koyduk. Onun adresini tamamlıyoruz. Üsküdar diyelim. Evet. Bu şekilde sözlükte iki tane elementimiz olmuş oldu. İki nokta üstte koyduktan sonra diğer elementi gösteriyor. Buna hemen bunu hemen gösteren display yapalım. Print'te. Print diyorum. Adres diyorum. Evet. Çalıştıralım. Ters on. Abdullah Yenişehir Feride Üsküdar. Aynı şekilde liste gösterdiğimiz gösterdik. Şimdi burada liste gösterdik. Şimdi Abdullah'ın adresine erişelim. Abdullah'ın adresine nasıl erişeceğiz? Şöyle gösterelim. Onu yukarı alalım biraz daha. Amacımız size göstermekti. Bir adresi diyelim. Adresi eşittir. Şimdi sözlüğün içindeki XML ya da JSON bilen arkadaşlar bunun karşına denk gelen şeyi, yani yeni şehir. Buna erişmek istiyorum. Buna erişmek için adres diyorum. Açıyorum köşeli parantezi. İçine Abdullah yazıyorum. Evet. Bu şekilde Abdullah'ın adresine erişim. Sonra bunu output verelim. Adresi çalıştıralım. Yeni şey. Gördüğünüz gibi Abdullah'ın karşısındaki adresi erişti. Bunu format metoduyla da bir gösterelim. Print diyorum. Şuraya adresi diyorum. Nokta format. Format adresini ekleyelim. Bunu eklemek için tabii ki burada süs parantez olacak. Evet. Evet. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi adresi genişledi. Format metodu kullanmaya çalışalım.
Şimdi Abdullah'ın adresini değiştirelim. Adresini nasıl değiştireceğimize bakalım. Bunu şöyle yapalım. Tamam. Yeni bir adres ekleyebiliriz. Adres. Abdullah'ın adresini hemen değiştiriyorum. Adı şöyle yazalım. Evet, bu şekilde Abdullah'ın adresini Kadıköy olarak değiştiriyor. Abdullah'ın tuttuğu adres Yenişehir'di. Ondan sonra Kadıköy olacak. Bunu gösterelim. Anında değişikliği gösterelim. Adresi aldık burası. Tümünü. Abdullah Kadıköy oldu. Gördüğünüz gibi. Öteki değişmedi. Ondan herhangi bir değişiklik yapmadık. Şimdi item eklemeye bakalım. Yeni bir dictionary'e yeni bir veri ekleyelim. Ona bakalım. Şöyle yapalım. Yeni bir ekleme yapalım. Değişiklikte. Evet. Hemen ekleme yapalım. Adres. Ali diye. Ali'nin adresi eşittir. Üsküdar diyelim. Bunu alalım. Bu şekilde yeni bir adres eklemiş olacağız. Kura. Kaydedelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Ali Üsküdar eklemiş olduk. Şurada gördüğünüz gibi. Yani değiştirmeye çalışırken şurada veya yenisini eklemeye çalışırken dikkat edelim. Değiştirelim derken yenisini de eklemiş oluruz. Devam edelim. Silme işine bakalım. Silme diyelim. Silme del tabii ki adres silmek istediğimiz Ali. Şekilde Ali ve tuttuğu adresi sileceğiz. Sildikten sonra output isteyelim. Gerçekten silinmedi diye. Bakalım. Evet. En son output'umuzu silmiş oldum. Del vasıtasıyla Ali ve tuttuğu adresi sildik. Evet. Şimdi sözlükte var olan elementi bulacağız. Ona bir bakalım. Mesela Abdullah'ın elementine bakacağız. Onu if ile Abdullah'ın tuttuğu adrese bakalım. If Abdullah varsa in adres Abdullah adresin içindeyse Abdullah'ın adresini alalım. Print adres hemen şöyle Abdullah. Evet. Abdullah varsa onun adresini gösterecek. Evet.
Sınavı adresi aldım. Kapatalım. Pardon. Evet. Bu şekilde kapattık. Çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi Abdullah ise adı output'unu ver bize dedik. If'i bir daha anlatayım. If adres içinde Abdullah varsa, yani şu string varsa, in buna bakıyorum. İngilizce'de olduğu gibi. İngilizce yakın bir dil. Çok alakasız şeyler yok. Çok mantıklı İngilizce ile mantıklı metotları var. Evet. Abdullah'ın tuttuğu adresin doğru mu yanlış mı olduğuna bakalım. Hemen. Şöyle. Var mı daha doğrusu o adres? Hemen şöyle bir örnek gösterelim. Link diyorum. Kadıköy adresim. Kadıköy. Link. Adres. Evet. Burada adres içinde Kadıköy var mı diye bakalım. Çalıştırdım. True. Yani Kadıköy diye bir adres varmış. Sadece bunun true veya false'unu istiyor. Buna Beyoğlu diyelim. Beyoğlu var mı? Gördüğünüz gibi false. Yani Beyoğlu diye bir adres yokmuş. Evet. Şimdi adres sahibi burada adres diye tanımladım. Kişi adresin sahibi adresi. Bunu daha böyle öğrenilmesi kolay olsun diye yazdım. Adres kişi, adres sahibi ve adresi output'unu alalım. Şimdiye kadar kişinin adını giriyorduk ve bize output'u adresini veriyordu. Ya da adresini değiştiriyorduk. Hemen bir basit bir örnekle kişinin for döngüsü içerisinde kişileri gösterelim. For diyelim. Adres. Liste diyelim. Adres. Pardon. Şurada. Evet. Buradakini liste yapıyoruz bu şekilde tek tek. Şimdi print'e şimdi output'unu alalım. Print diyorum. Bunu format yapalım. Kişi adı diyelim. Üstte süslü açtım, kapattım. Ve adresi diyelim. Süslü açtım, kapattım. Evet. Kişi adı ve adresi format diyorum. Sonra adres diyorum. Virgül iki tane veri atacağız oraya. Adres açtım. Karıştırdım ama burası liste. Burası da liste oldu. Evet. Şöyle bir çalıştıralım. Silmiş miydik Ali? He, Ali silmiştik. He. Şimdi bakalım. Kişi adı adres içinde kişinin adını buraya alıyoruz. Yani adresin sahibi. Adresin sahibi. Buraya yerleştireceğiz.
Bu şekilde de adresin sahibinin, yani Abdullah'ın adresini alıyoruz. Köşeli parantez açarak Abdullah'ın adresini alıyoruz bu şekilde. Yani şöyle göstermek gerekirse, ben şuraya adres Abdullah dersem, bunun karşılığı Kadıköy olacak. Ben peki şunu dersem, adresi listenin içine attım. Yani yukarıdaki örneği için veriyor. Liste yazarsam bile output'u Abdullah olacak. Şimdi önce adresi tutanı alırım. Adresin sahibini alırım. Adresin sahibini de bu şekilde alırım. Şu yöntem. Adresi alalım. Esas adresi. Bu şekilde adres Abdullah dediğimizde, istediğimizde burada tuttuğu adrese gider. Şurada yukarıda değiştirdiğimiz için, katkı yazdığımız için Abdullah. Son output'umuz katkı olacak. Evet. Biz bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki dersimize devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.